Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arkanum hikayesinde Liam rotasındayız. Birinci sezon üçüncü bölümdeyiz. Selena geçmişten gelen başka bir hayaletle buluşacak. Bölüm 3. Geçmişin ve bugünün hayaletleri. Dikkat! Bölüm ölümle ilgili sahneler içeriyor. Dikkatli okuyun. Selena gözlerini aniden açarak uyandı. Saatin kaç olduğunu görmek için aceleyle telefona koştu. Alarm neden çalmadı? Uyuyakalmışım. El havada dondu. Hatıralar Selena'ya geri döndü. Şimdi hangi yıl? 1838. Selena titreyerek öksürdü ama pes etmedi. Bu hangi şehir? Totspel. Senin için geleceğim. Gözlerini kapattı ve içini çekti. Kahretsin. Yataktan kalktı. Sabah güneşine baktı. Erkendi. Selena'nın uyanması için alarma ihtiyacı yoktu. Uzun yıllar boyunca sabahın erken saatlerinde uyandı ki yeterince uyumanın nasıl bir şey olduğunu unuttu. Etrafına baktı. Odanın içinde dolaştı. Her şeye dokundu. Burada her şey bana uygun bir şekilde düzenlenmiş. Komik ama sanırım gerçekten burada yaşadım. Dolabın kapısını açtı. Kurdeleler, ucuz takılar, küçük şapka. Bu ne? Selena bir not defteri ve eski bir kitap buldu. Yatağa oturdu, kitabı açtı ve bir an için dondu. Daha önce hiç görmediği bitki çizimleri ve ilaç reçeteleri vardı. Ama sadece bu değil. Bitkilerin yanı sıra yaralarla kaplı ya da uzuvları büyümüş olan sakat insanlar vardı. Kitaba göre tüm bunlar doğru malzemelerle yapılabilir. Bu çok saçma. Selena kitabı attı ve not defterini aldı. Eliyle çizilmiş eskizler vardı. Selena diyecektim yine. Bunda nostaljik, derin bir şey vardı. Sanki Selena kendini tanımaya başlıyor. Ruhun gizli yönlerini fark ediyor. Zaten onun tarafından biliniyor. Ancak dışarıdan bir gözlemci olarak gibi algılanıyor. İlk sayfalarda çiçekler ve hayvanlar vardı. Ama sonra not defteri aynı çizimlerle yazılmıştır. Taraloğun çizimi. İncele. Yine o. Son sayfada yazıyordu. Artık burada değil. Bu ne anlama geliyor? Şehirde değil mi? Yoksa bu dünyada değil mi? Selena tekrar pencereden dışarı baktı. Griye, sanki solmuş gökyüzüne. O zaman o nerede? Rica etmek için onu bulması gerekiyordu. Hayır, onu bu yerden serbest bırakılması için talep etmek. Kapı çaldı. Selena titredi. Umutsuz düşüncelere daldı. Kapıyı açtı. Kasvetli bir şekilde Josephine'e baktı. Dinliyorum. Hizmetçisinin bu yurgan ses tonu Josephine'in kafasını biraz karıştırdı. Başını kaldırdı ve çok önemli biri olduğunu belirterek söyledi. Uzun zamandır mutfakta olmalıydın. Kefaret yolu. Josephine'in elinde bir tepsi vardı. Onu Selena'ya uzattı. Onu Bay Rob'a götür. Selena'ya baktı. Sadece giyin. Tamam. Seni birinci katta bekleyeceğim. Nasıl isterseniz. Ah evet, bekle. Bu kitap ne? Bu oldukça. Selena sözünü bitirmeden Josephine bulguyu onun elinden kaptı. Yine şu mesele ha? Neden bahsediyorsun? Josephine kitabı Selena'nın yüzünün önünde salladı. Onu kütüphanemden aldın. Buraya gelmeni yasaklıyorum. Anlaşıldı mı? Bu kitabı kim yazdı? Bu ne bitkisi? Neden kütüphaneye gidemiyorum? Bu kitabı kim yazdı? Josephine utanç ve sadece cevap verdi. Utandı ve sadece cevap verdi. Ben. Neden? Çok soru soruyorsun. Neden umrunda? Sen burada oturup kitap okurken ben konuğun suyunu ısıtıp küvetini doldurdum. En azından işinin bir kısmını yap. Hiçbir iş yapmadığımız halde bu kadın bizi niye kovmuyor? Josephine çıkarken kapıyı çarptı. Bu kitap onu çok kızdırdı. Ne yapıyor? Selena elbisesini giydi ve koridora çıktı.
Güneş ışınlarıyla aydınlatılan toz parladı. Eski halıya ve sonsuza dek donmuş heykellerin üzerine dönüp yerleşti. Selena daha yeni buradaydı ama geçmiş hayatı şimdi ona bir rüya gibi geliyordu. Ya da belki tüm bunlar onun fantazisinin meyvesiydi. Hizmetçi kendisi için daha iyi bir hayat istedi ve ona hizmet ettikleri bir dünya buldu. Selena sırıttı. O dünyada basit bir rüya olması onun için çok zordu. Kapısı bir yerde olmalı. Burada mı? Selena kapıyı çalmak için elini uzattı. Ha? Bir kadının ağlamasını duyunca arkasını döndü. Bu nasıl ağlama? Ay. Selena sadece koridorda koşan, gözyaşlarına boğulan bir kızın silüetini fark etmeyi başardı. Onu geçip odasına saklandı. Bu kim? Hey, durun. Tepsiyi Rob'un odasının yanında bıraktı ve kadının peşinden koştu. Burada mısınız? Selena dikkatlice kapıyı açtı ve içeri girdi. Odada kimse yoktu. Yemin ederim o buraya girdi. Selena yatağın altına, dolaba baktı. Tüm odayı inceledi. Ben olsam hayatta peşinden koşmazdım. Kapıya geri döndü ama kimse olmadığından emin olmak için eşikte döndü. Belki de öyle göründü. Bıraktığı yerde bir tepsi onu bekliyordu. Selena kızın odadan çıkmasını bekliyormuş gibi tekrar koridorun sonuna baktı. Ama koridor boştu. Selena'nın tüyleri diken diken oldu. Saplantıyı üzerinden atıyormuş gibi omuzlarını silkti. Bu arada bu hikayeyi bence gündüz okuyun. Ben asla gece okuyamıyorum. O yüzden gündüz okuyorum. Sadece göründü. Selena Rob'un kapısını çaldı. Cevap gelmedi. Tekrar çaldı. Bay Rob. Efendim, nasıl? Kolu indirdi ve kapı hemen açıldı. Selena içeriye baktı. Sonra içeri girdi. Ve kapıyı arkasından sessizce kapattı. Rob banyodaydı. Oradan su sıçramaları geliyordu. Size kahvaltı getirdim. Selena tepsiyi yatağın yanına koydu. Odada perdeler sanki sahibi ışığa dayanamıyormuş gibi sıkıca çekildi. Yatağın yanında bırakılan mum neredeyse yanmıştı. Gece geç saatlere kadar oturmuş gibi görünüyor. Ne yapıyordun Rob? Komodinin üzerinde yazılı kağıtlar vardı. Selena Lilith adını fark etti. Rob'un hala banyoda olduğundan emin olmak için etrafına baktı ve tekrar kağıda baktı. Yeni bulduğu adını bulmayı başardı ve okudu. Lilith, bununla ilgili mi? Burada ne yapıyorsun? Oo, kaslı Rob. Selena ona doğru döndü. Rob saçlarını havluyla kuruluyordu. Çıplak gövdesinden su damlaları damlıyordu. Selena gövdesinden aşağı ve daha aşağı yakayarken bir tane damlayı takip etti. Selena aceleyle bakışlarını kaçırdı. Size yemek getirdim. Rob ona doğru yürüdü. Onu sertçe itti ve kağıtları katladı. Komodinin içine sakladı. Kimsenin odama girmesini istemiyorum. Taze ve bir tür özel, erkeksi koku kokuyordu. Kokusu tüm odayı sarmıştı. Rob Selena'ya baktı ve birkaç saniye sadece birbirlerine baktılar. Bir noktada sessizlik uygunsuz bir şekilde uzadı. Kağıt üzerindeki adını sor. Herhangi bir yardım teklif edin. Kağıt üzerinde adını sor. Selena her zamanki açık sözlülüğüyle sordu. Bir şey mi araştırıyorsunuz? Orada adımı gördüm. Eşyalarımı mı karıştırdın? Sen burada bile bir avcısın. Ne kokluyorsun Rob? Selena sakince ona baktı. Hayır, tamamen tesadüfen fark ettim. Rob elini tuttu ve kapıya sürükledim mi yazıyordu. Çok hızlı geçtim. Bir daha odama girme. Temizlik konusunda endişelenmene gerek yok. Komodinden birkaç bozuk para çıkardı ve Selena'ya fırlattı. Onları yakaladı ve cebine koydu. Nasıl isterseniz efendim. Selena gitmek istedi ama Rob elini tekrar, bu sefer daha yumuşak tutarak onu durdurdu. Ne zamandır burada çalışıyorsun? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorsun? Selena iç çekti. Uzun zaman önce gibi görünüyor. Seni bu otelin sahiplerine bağlayan nedir? Bu bir sorgulama mı? Rob'un yüzündeki ifadeden Selena'nın ne demek istediğini anlamadığı açıktı. Tamam, gidebilirsin. Selena doğrudan gözlerinin içine bakarak bir reverans yaptı. Dudaklarında alaycı bir sırıtış oynadı. Efendim. Selena çıktı.
Rob önündeki kapalı kapıya baktı. Onun davranışına çok şaşırmıştı. Ne oyunu bu? Kağıtları çıkardı ve yatağa uzandı ama hemen onları bir kenara koydu. Selena'nın yüzü gözlerinin önündeydi. Rob güldü. Kim bu kadın? Selena salona iner inmez Josephine ona bir bez verdi. Bahçedeki bankı yıka ki Bay Rob çiçeklerimizi hayranlıkla seyrederken kahve içebilsin. Daha kahvaltı bile yapmadım. Kahvaltını yap ve işe koyul. Bu uzun süre devam edemez. Onların ayak işlerini yapamam. Selena bir şeyler atıştırdı ve bahçeye gitti. Bank ağaçların yapraklarından, bazı yerlerde yapışkan, bazı yerlerde yağmurdan sonra kirliydi. Selena önünde dizlerinin üzerinde oturdu ve onu ovmaya başladı. Elinin ölçülü, keskin hareketleriyle bankın arkasını ve kolçaklarını sildi. Temizliğe dönüşen bu asil itaat ona geçmişi hatırlattı. Selena bir süpürgeye yaslandı. Diğer koğuşların yetimhaneye giden yolu süpürürken can sıkıntısıyla izledi. Yetimhanede büyümüşüz. Zorla temizlemekten ve ıslah işçisi mahkumlarıymış gibi izlenmekten nefret ediyordu. Müdüre avluya çıktı ve Selena'nın yine hiçbir şey yapmadığını fark ederek ona yaklaştı. Selena, neden temizlemiyorsun? Çünkü bizi zorluyorsunuz. Annene evi temizlemesine yardım ettin değil mi? Burası benim evim değil. Müdüre Selena'nın elini kenara doğru çekerek tısladı. Gururunu frenle kızım. Bu iş için fazla iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Bize bakmak zorundasınız. Bunun için para alıyorsunuz. Kimse size bir şey borçlu değil. Her şeyin bedelini zamanın ve gücünle ödemek zorundasın. Bir şey almak istiyorsan karşılığında bir şey ver. Size nasıl çalışacağınızı öğretiyoruz. Emek insanı arındırır. Müdüre sakinleşti. Selena'nın elini bıraktı ve takım elbisesini düzeltti. Değersiz iş yoktur. Unutma ve bunu başarabildiğin için gurur duy. Bir adım geri attı ve Selena'ya süpürmeye başlamasını işaret etti. Hekimin elinden böyle olduğumuz belli oldu. Kızın elindeki süpürge hareket etti. Müdür onaylayarak başını salladı ve gitti. Selena banka o kadar sert oldu ki artık elini hissetmiyordu. Değersiz bir iş yok. Kiminle konuşuyorsun? Ne? Ah sensin. Kimseyle. Yani evcilleştirildin mi? Bunu söyledikten sonra Prima banka oturdu. Hey, bu arada onu sildim. Zaten parlıyor. Görmüyor musun? Selena bitkin bir halde Prima'nın yanına oturdu. Fazla abartmış gibi görünüyor. Bu sadece bir bank. Selena her ne yaptıysa büyük bir coşkuyla, hatta fanatizmle yapmaya başladı. Önemli olan ilk adımı atmaktı. Asla evcilleştirilmeyeceğim. Selena bahçeye dağılmış çiçeklere baktı. Düşen yaprakları, havada nasıl manevra yaptıklarını ve ardından ağırlıksız bir şekilde çimenlere inişlerini izledi. Hayır hayır, zaten evcilleştirildin. Tek yaptığın Josephine'e hizmet etmek. Selena Prima'ya baktı. Beni tahrik mi ediyorsun? Hayır, sadece seninle eğlenceli olur diye düşündüm. Sen de dizlerinin üstüne çökmüşsün. Bir aslan dizlerinin üzerinde yatıyorsa boyun eğdiği anlamına gelmez. Saldırmak için anı bekleyebilir. Fethedilen bunu yapabileceğini bilmiyor. Demek bekliyorsun. Aynen, buradan çıkacağım. İnan bana. Nereye acele ediyorsun? Burası senin evin değil mi? Bu ne? Neden bahsediyorsun? Selena Prima'ya yaklaştı ve biraz nefes aldı. Ne kokuyor? Bu sakız mı? Prima bir balon şişirdi ve o Selena'nın yüzünün önünde patladı. Ben de pat pat deyince bir şey düşüyor sandım. Hiç balon sakız patlattığını düşünememiştim. 19. yüzyılda sakız nereden geldi? Prima omuz silkti. Onları dükkandan aldım. Şehir merkezinde. Göstereyim mi? Selena başını salladı. Tutarsızlıklar. Sanki bir tür kurgusal dünyada gibiyiz. Bu iyi mi, kötü mü onu bile bilmiyorum. Prima sakızı çiğneyerek ağzını kocaman açtı. Bacaklarını salladı ve etrafına baktı.
Sakin görünüyordu. Kendi başına garip ve başkaları için erişilemezdi. Selena inceleyerek kıza baktı. Prima. Neden evden ayrıldın? Neden bu oteli seçtin? Taralo'yu tanıyor musun? Tuhafsın. Hepsini soracağız. Neden evden ayrıldın? Çünkü beni orada tutan başka bir şey yoktu. Cevabı Selena'nın göremeyeceği bir derinliğe büründü. Prima'nın bakışları yaşının ötesinde ciddileşti. Ebeveynler bir kazada öldü. Yalnız kaldım ve yeni bir ev bulmaya karar verdim. Kayıtsızca omuz silkti. Çok basit. Prima, neden bu oteli seçtin? Prima sinirli bir şekilde gözlerini yuvarladı. Elbette bir nedeni var. Her zaman sebepler vardır. Peki nedir? Prima bir kuş ya da daha doğrusu bir uçak gibi ellerini uzattı. Atladı ve yavaşça dönmeye başladı. Çok fazla soru, çok az cevap. Benimle dalga geçiyor. Taralo'yu tanıyor musun? Onu kim tanımaz ki? Selena doğruldu, Prima'ya baktı. Her şeyi yakalamaya hazır, hatta bilgi kırıntısını bile. O kim? Bunu kimse bilmiyor. Seninle konuşmak imkansız. Böyle bir şey istemedim. Tuhafsın. Burada biraz yaşa ve buradaki herkesin tuhaf olduğunu anlayacaksın. Sen de. Bu gösterişte eksantrikliğin arkasında kurnazlık ve zeka yatıyor. Sen hafife alınamazsın Prima. Prima ona kısaca baktı ve gözleri Selena'nın düşüncelerini onaylarcasına güldü. Josephine'in Selena'yı çağıran sesi gürledi. Prima sahibin yüzündeki kızgın ifadeyi taklit ederek kaşlarını çattı ve kalçasını tokatladı. Çök. Selena kafasının arkasına hafif bir şaplak attı. Bu da kızın gülmesine neden oldu. Selena eve doğru yöneldi ama durdu. Rob pencerenin yanında duruyordu. Onları ikinci kattan izliyordu. Bir avcı gibisin Rob. Bir süre Selena'ya uzun uzun baktı. Yüzü herhangi bir duygu ifade etmiyordu ve acımasız görünüyordu. Sonra o yavaş yavaş, hatta tembelce, sanki Robbie ifşa olmasını umursamıyormuş gibi koridorun gölgelerinde kayboldu. Joseph'in bahçeye fırladı. Sağır mısın? Seni daha ne kadar arayabilirim Lilith? Ya ne arayacaksın? Sen yollamadın mı bizi buraya? Ne oldu? Bahçeden çiçek topla. Komşunun kocası öldü. Bugün ona veda edeceğiz. Onu desteklemek istiyorum. Tamam. Benimle geliyorsun. O yüzden kendini toparla. Josephine Selena'nın saçına dokundu ve birkaç saç telini sıktı. Saç üzerinde de çalış. Selena Prima'ya gitti. Bana yardım eder misin? Sen bahçeyi benden daha iyi biliyorsun. İstediğini al. Doğru şeyi seçeceksin. Prima banktan atladı ve çalıların arkasında kayboldu. Ne işe yararsın? Bahçeden sorumlu olan kişi zaten Prima değil miydi? Bunu niye bize yıktı? Ama Prima sanki hiç yokmuş gibi ortadan kayboldu. Tamam, kendim halledebilirim. Selena bahçede dolaşıp sevdiği çiçeklerin önünde durdu. Acelesi yoktu. Bu süreçte rahatlatıcı bir şey vardı. Yaprakların hışırtısı duyuldu ve ağaçların dallarında saklanan kuşlar şarkı söylüyordu. Geri döndüğümde kendi bahçemi kuracağım. Ama bu arada Selena, Josephine'in kitabındaki çizimleri anımsatan tuhaf çiçeklerle karşılaştı. Bazılarında mor dikenler vardı. Onlara dokunulmaması gerektiğini haykırıyormuş gibi. Bazıları villuslarla kaplı uzun yaprakları vardı. İtici görünüyorlardı ve bahçeyi süslemek için büyümedikleri belliydi. Josephine aşk büyüsü yapan bir cadı çıkarsa sinir krizi geçireceğim. Selena çiçeklerden birine parmağının ucuyla dokundu ve hafifçe onu itti. Ve yine de tüm bunlar çok garip. Çiçek toplamayı bitirdikten sonra Selena ortaya çıkan bukete baktı. Sevimli buket, görkemli buket, mütevazi buket. Bölümün ilerleyen zamanlarında Mary ile tanışacağız. Sanırım Mary ile ilişkimizi etkiliyor bu çiçekler. Toplanmalıyız.
Selena çiçekleri özenle yatağın üzerine koydu. Elbisesini çıkardı ve ne giyeceğini seçmeye başladı. Duruma uygun kıyafet. Senin için uygun kıyafet. Mütevazi. Dolapta bu kıyafeti gören Selena şaşırdı. Hiç düşünmeden giydi ve mutlu bir şekilde elini üzerinde gezdirdi. Hizmetçinin de bir zevki vardır. Şimdi saçlar. Selena'nın pahalı bir şampuan olmadan bir şey yapması zordu. Bundan sonra saçları ipeksi ve itaatkar oluyordu. Sonuçtan az çok memnun olmadan önce oldukça gergindi. Düzgün. Şık saç modelini seçelim. Bu daha iyi. Selena çiçekleri aldı ve aşağı indi. Joseph'in çıkışta bekliyordu. Gergindi ve sürekli elbisesini ve saçlarını düzeltti. Acele et, geç kalmak hoş değil. Kapıyı açtı. Aceleyle elini salladı. Şehir gürültülüydü ama bu gürültü Selena'nın alışık olduğu gürültüyle karşılaştırılamaz bile. Bazı sakinler kasıtlı olarak pahalı ve bakımlı görünüyorlardı. Ancak geri kalanı çapulcuya benziyordu. Yamalı giysiler daha çok bir çuval patates gibi. Toz ve is tabakasıyla kaplı yüzler ve gözler aptal ve her zaman şaşkın. Selena bu insanlara bakarken iğreniyordu. Şehirde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyordu ama ne olduğu belli değildi. Birisi fıçıları yuvarladı, biri camları yıkadı. Camlar hemen geçen atların arabalarından kir ve tozla kaplandı. Selena'nın kafasında gördüklerini anlatan iki kelime oluştu. Köylü kaos. Yoldan geçen hemen herkes başını saygıyla eğerek Joseph'ini selamladı. Yavaşlamadan yanıt olarak başını salladı. Bir yaşlı adam ısrarla elini sıktı ve yardım için teşekkür etti. Ama Joseph'in çabucak geri çekildi. Ona yardım etmekten her zaman mutlu olduğunu söyledi. Eve yaklaştıkça Selena oraya gitmek istemedi. Etrafını saran her şeyden iğreniyordu. Ve banyo yapıp bu şehrin pisliğini temizlemek için sabırsızlanıyordu. Ama zaten eve yaklaştılar. Geri dönüş yoktu. Kapıyı bir hizmetçi açtı. Ancak Joseph'ini fark edince döndü. Başını eğdi. Gözlerine bakmamaya çalıştı ve elini salladı. Lütfen içeri gelin. Teşekkür ederim. Joseph'in de utandı. Yanakları kızardı. İlginç. Salonda birçok insan toplandı ve Joseph'in sosyete arasında hızla kayboldu. Bir vals gibi döndüler, muhatapları değiştirdiler ama aynı zamanda konuşmayı bırakmadılar. Sesler bir an bile durmadan her yerden geliyordu. Arkalarındaki açık tabutta ölü yokmuş gibi hararetli bir şekilde konuşuyorlardı. Tabut açık mı oluyormuş? Selena'nın göğsünde eski bir ağrı yankılandı. Kötü havalarda ağrıyan bir yara izi gibi. Selena öne itildi ama inatla ayakta durmaya devam etti. Kulağının dibinde duydu. Onlara elveda de, seni duyacaklar. Selena titredi, gözlerini kapadı. Birkaç yetersiz ama acı veren gözyaşı yanaklarımdan aşağı yuvarlandı. Özür dilerim. Arkasında duran insanları itti ve kiliseden kaçtı. Anne babasının cenazesi. Selena güçlükle yutkundu. Etrafına bakındı ve bir tepsi içki taşıyan hizmetçiyi fark ederek ona işaret etti. Evet. Selena bardağı aldı ve dibine kadar içti. Yapma, hanımının bunu onaylayacağını sanmıyorum. Fikrini kendine saklayabilir. Peki, o iyi bir insan mıydı? Kim? Selena tabuta doğru başını salladı. Ah, Bay Brown çok nazikti. Eski hasta bir kalbi olmasa, eğer hasta bir kalbi olmasaydı. Bana ondan bahset. Joseph'inle aranızda ne oldu? Birbirimizi tanıyor muyduk? Pardon. Onu gördüğünde tuhaf davrandın. Hizmetçi kızardı, bakışını çevirdi. Ne demek istediğini anlamıyorum. Bence çok iyi anlıyorsun. Sanmıyorum.
Kes şunu. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Selena kayıtsızca omuz silkti. Tamam, nasıl istersen. Neden sinirlendin? Selena kimsenin umursamadığı tabuta tekrar baktı. Bir tane daha ister misin? Ne? Hayır, alkol içmem. Beyninin hücrelerini tuvalete atmak istemiyorsan sana da tavsiye etmem. Selena hizmetçiyi şaşkınlık içinde terk etti ve ölüye doğru ilerledi. Koridordan geçen yol ona sonsuzluk kadar uzun görünüyordu. Ölen kişinin yanında durdu. Tabutun kenarlarından kavrayarak kendini doğrudan yüzüne bakmaya zorladı. O öldü. Onlar da öldü. Onlar artık yoktu. Selena durumu kapatacak bir şeyi hissetmeyi bekliyordu. Ancak ölen kişi onda herhangi bir duyguya neden olmadı. Ebeveynleriyle vedalaşmadığı için hala pişmandı ve bunun ona hiçbir şey vermeyeceğini anladı. Selena mavi göz kapaklarına baktı. Ay, adamın kafası da gözüküyor. Tövbe bismillah. Savaş. Selena'nın elini tuttu. Parmaklarını bileğine doladı. Selena kurtuldu. Geri çekildi. Kimsede de tık yok herhalde. Hizmetçi onun sırtıyla buluşarak tepsiyi düşürdü. Bardaklar bir tıkırtıyla kırıldı. Alkol yere döküldü. Herkes sustu ve sonra yeni bir güçle olanlar hakkında fısıldamaya ve yorum yapmaya başladılar. Ne? Ne oluyor be? Kefaret yolu. Soylulardan biri Selena'ya sempatiyle baktı. Selena'nın ölenle bir ilgisi olduğuna karar verdi ve olan şey içinde tutamadığı duygularıydı. Hizmetçi dizlerinin üzerine çöktü ve aceleyle parçaları toplamaya başladı. Ben de ona zar zor bakabiliyorum. Onun için çok üzgünüm. Josephine Selena'ya yaklaştı ve sırtını okşadı. Eğer ölümden korkuyorsan ona bu kadar yaklaşmamalıydın. Dikkat çekmeyi bırak. Ay, bir bizim yakamızdan düş, bir bizden kop yani. Selena'nın omzunu okşadı ve diğerlerine geri döndü. Bir de sırtımızı okşuyor millete, iyi oynayacak, iyi insanı. Selena sessizce ölü adama baktı ama o hareketsizdi. Lanet olsun, bana öyle geldi. Bu dünyada kesinlikle yanlış bir şeyler var. Ne kadar ölü hayalet var bize geliyor. Evin hanımı salona girdi. Selena misafirlerin sakinleşmesinden bunu anladı. Ayrılmaya başladılar. Acıklı başsağlığı sesleri duyuldu. Hatta birileri ağladı. Selena elinde oldukça eski püskü olan çiçekleri düzeltti. Dul kadını gördüğünde parmakları istemsizce sapları sıktı. Aniden kuruyan boğazdan daha çok hırıltı gibi kısa bir nefes çıktı. Mary? Ay, bu müzik çok hoşmuş. Biraz durup dinleyesim geldi. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Selena gözünü ayırmadan kızın yüz hatlarına baktı. Son karşılaşmalarında olduğu gibi üzgündü ama bu sefer üzüntüsünde asil ve sakin bir şey vardı. O zamanlar olduğu gibi çaresiz değil. Mary Selena'nın masasının önünde durdu ve ellerini ovuşturdu. Onu bunaltan duygularla titriyordu. Birkaç dakika bir şeyler söylemeye çalıştı ama hıçkıra hıçkıra ağladığı için yine de başaramadı. Lütfen ben... Selena ona bakmaya bile tenezzül etmedi ve köprünün planını incelemeye devam etti. Patronun kayıtsızlığı aniden Mary'e güç verdi ve masasına koştu ve sonunda konuştu. Lütfen beni kovmayın, bunu bana yapamazsınız. Selena ona baktı, planı bir kenara koydu ve soğuk bir şekilde söyledi. Yapabilirim ve yapacağım. Baş mühendis köprünün çalışmalarını denetlemekle, malzemeleri kontrol etmekle seni görevlendirdi. Bu bizim en küçük projelerimizden biri ve yine de başaramadın. Kirişlerden biri baştan deforme olmuş. Bunu nasıl fark etmemişsin? Ama kimse yaralanmadı. İnşaat sırasında bu sorunu çözdük. Selena fırladı ve masaya çarptı. Ya kiriş hemen bükülmeseydi? Ya sonra olsaydı?
Ne olacaktı? Ama yok. Hayatlar ve şirketin itibarı söz konusu olduğunda hiç kimsenin hata yapma hakkı yoktur. Hiç kimse. Mary'nin yanaklarından yaşlar süzüldü. Affedersiniz, annem hastalandı. Pek uyumuyorum. Çok borcumuz var. İşsiz kalamam. İnşaat mühendisi olmayı hayal ettim. Bu iş benim için çok şey ifade ediyor. Söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Hayallerin ve borçların umurumda değil. Ve seni hangi sebeplerin batırdığı umurumda değil. İnsanların hayatı tehlikede. Ama benim hayatım ve annemin hayatı da. Bu senin işin ve sen başaramadın. Defol. Mary zar zor ayakta duruyordu. Bayılmaya hazırdı. Masanın kenarını tuttu ve dua etti. Lütfen beni kovarsanız hayatım mahvolur. Her şeyi kendin mahvettin. Kendini inşa edeceksin. Sen bir inşaat mühendisisin. Mary artık kendini tutamadı. Tüm hayalleri ezildi ve küçük parçalara ayrıldı. Gözyaşlarına boğuldu. Selena'nın yüzü konuşmaları sırasında daha önce görülmemiş bir zalimliğe büründü. Bu kadar aşağılanma, gözyaşlarından ve zayıflığından bıktım. Tekrar masaya oturdu ve köprünün planını kendine doğru çekti. Defol. Mary sustu, gözyaşları kurudu ve vücudu gevşedi. Bir paçavra gibi oldu. Arkasını döndü ve yavaşça, bitkin, kendini kapıya doğru sürükledi. Her şey bir anda anlamını yitirdi. Geri dönüş yoktu. Hayatı altüst oldu. Mary Giuseppe'ne yaklaştı. Kollarını ona doğru uzattı. Canım. Geldiğinize çok sevindim. Mary Selena'nın elinde bir buket fark etti. Bu bana mı? Evet. Mary onu aldı. Kokuyu derin derin içine çekti. Ah harikalar. Bunları sen mi topladın Lilith? Evet. Selena bir kez daha açık tabuta baktı. Kocanız için gerçekten üzgünüm. Herhangi bir acının zamanla geçeceğini unutmayın. Ve acı geçtiğinde ruhunuzu her zaman ısıtacak anılar kalacak. Mary'nin gözleri parladı ama gözyaşlarından değil. Ya sanırım iyi buket seçince Mary ile ilişki gelişmiyormuş, kefaret veriyormuş. Selena'ya gözünü kırpmadan baktı ve sonra yürekten cevap verdi. Teşekkür ederim. Mary ile ilişkiniz düzeldi. Mary tabuta yaklaştı, içine baktı. Bir süre kocasına baktı ve sonra aniden gülümsedi ve bu gülümsemede kötü niyetli, alaycı bir şey vardı. Hayır, burada keder falan yok. Mary tabuttan uzaklaştı. Bir gülümsemeyle Selena'ya geri döndü. Onu kolunun altına aldı ve arka bahçeye götürdü. Sakıncası yoksa seninle konuşmak isterim. Selena hiçbir cevap vermedi. Hatırladığı Mary'yi karşısında olan Mary'den ayırmak onun için zordu. Çıkar çıkmaz Mary bir sigara ağızlığı çıkardı ve bir sigara yaktı. Hadi sor, yüzünden bir şey söylemek istediğini anlayabiliyorum. Ne zamandır Totspel'desin? Mary şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Doğumdan beri, senin gibi. Yeni bir şey yok. Görünüşe göre her şeyi hatırlayan tek kişi benim. Kocanıza ne oldu? Mary dumanı üfledi. Uzaklara bakarak hatıralara daldı. Çok sigara içiyordu. Az hareket ediyordu. Ve kötü besleniyordu. Son nokta için beni takdir etmelisin. İğrenç yemek yaptım. Ama hizmetçilerin benim için yemek yapmasına izin vermedim. Evinizde tuhaflıklar oldu mu? Nasıl bir tuhaflık? Örneğin ölü bir adamın... Ay bunu gerçekten karısına mı soruyorsun? Ölü bir adam elini tutuyor. Totspel'de her şeyi görüyorsun. Boş ver. Bu da çok normal karşıladı. Her şey ne kadar basit. Sanırım benimle konuşmak istediniz. Lütfen bana Mary de. Bu formalite nedir? Ve evet haklısın. Düşünceli, üzgün görünüyordu. Ama herkesin toplandığı şey yüzünden değil. Selena gözlerini ondan alamadı. Onunla buluşmak hayal bile edemeyeceği kadar heyecan vericiydi. Selena onunla kendi dünyasında buluşsaydı ona bakmazdı bile. Bana her şeyi unuttuğunu söylediler. Bu doğru mu? Mary inceleyerek Selena'ya baktı. Evet. Başını salladı. Tekrar uzaklara baktı. Ve sigaranın külünü silkeleyerek söyledi. Onu hiç sevmedim. O kadar şanlıydı ki.
onun faydalarından yararlanan bir yaratık gibi hissettim. İyi ki öldü ve şimdi vicdan azabı çekmeyeceğim. Biraz sessiz kaldı, sonra tekrar konuştu. Şimdi onun sarılmaları ve alnındaki öpücüklerin bana herhangi bir zevk verdiğini iddia etmek zorunda kalmayacağım. Gülüşüne karşılık olarak gülümsememe gerek kalmayacak. Onun kalbindeki acıdan endişeleniyormuşum gibi davranmaya da gerek yok. Hiç sevmemiş yani. Aniden gözleri doldu ve ağızlığı öfkeyle fırlattı. Keşke ben ölseydim, o değil. Mary kendini küçümsemekten titriyordu ama hemen kendini dizginledi. Gözlerini sildi ve gülümseyerek Selena'ya döndü. Peki ne yapıyorum ben? Duygularını toplum içinde gösteremezsin değil mi? Bunu takdir etmeyecekler. Bir zamanlar gözyaşlarını takdir etmediğim gibi. Selena omzunu tuttu ve talepkar bir şekilde gözlerinin içine baktı. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Mary şaşkınlıkla güldü. Selena'nın elini nazikçe çekti. Ama nasıl? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Yoksa bir şey mi kaçırıyorum? Selena hayal kırıklığı içinde içini çekti. Denemekten, vazgeçmenin ve geçmişi sadece benim hatırladığımı kabul etmenin zamanı geldi. Boş ver. Mary, Selena'ya yeni bir ilgiyle baktı. Selena'ya yaklaştı. Elini saçlarının arasından geçirdi. Sonra yüzüne, yanaklarına ve dudaklarına zar zor dokundu. Ne oldu? Sen değiştin. Sen de vallahi kocanın cenazesinde dudak falan ısırmaya başladın. Selena geri çekildi. Sen de. Seni farklı hatırlıyorum. Umarım eskisinden daha iyi oldum. Henüz karar vermedim. Mary kaygısız kahkahasının duyulabileceğinden endişe etmeden güldü. Pekala, beni takdir etme şansın olacak. Bizi bekliyorlar. Hadi gidelim. Geri döndüklerinde misafirler tekrar sessizleşti. Burada herkes hiç kimsenin yaşlı bir adam için yas tutmadığını anladı. Ama herkesin öyle olmadığını iddia etmesi gerekiyordu. Nezaket seni olmaya zorlamaz, görünmeni söyler. Mary Selena'yı kolundan tuttu, taziyelerini dinlemek için durdu. Sonra devam ederek onu uzaklaştırdı. Emily yanlarına geldi. Hizmetçi arkasından bir bakış attı. Korkuyla Selena'ya baktı ve tekrar saklandı. Mary, sana her şeyi söyledim. Ama tekrar ediyorum, yardım için her zaman bana dönebilirsin. Emrindeyim. Teşekkür ederim. Mary Selena'dan uzaklaştı. Alnına dokundu ve içini çekti. Biraz gerginim. Dinlenmeye ihtiyacım var. Elbette, elbette. Biraz dinlen. Amelie, Lilith, izninizle. Amelie, Mary'nin ikinci kata çıkışını izledi ve sonra Selena'ya döndü. Hüzünlü yüzü kibirli bir hal aldı. Selena'ya boş bir bardak uzattı. Bana içecek bir şey getir. Pardon? Sen Josephine'in hizmetçisi değil misin? Hizmetçisisin değil mi? Diyelim ki. Bardağını Selena'nın önünde salladı. O zaman bana bir içki getir hizmetçi. Karma mı diyelim şimdi, ne diyelim? Öfkeden Selena'nın dişleri gıcırdadı. Kendi hizmetçiniz var. Hay, buna da yazık ya. Sana söyledim, itaat etmelisin. Daha neler? Bir zamanlar aynı şekilde muamele gördü. Ancak artık kimsenin önünde diz çökmeyeceğine söz verdi. Ve yine de yönetmen olarak çalışırken nasıl küçümsediği kişilere dönüştüğünü fark etmedi. Bu düşünce dürüst, kaba, onu gururundan kırbaçladı. Selena kendini hiç böyle düşünmemişti. Ama kendi sekreterinin ona nasıl davrandığına bakınca kendini bir yandan gördü. Kartlardaki o soytarı gibiyim. Bana neyi ima ediyorlardı? Kartlar bir ipucu. Ne yapmalı? Ağzının payını ver, gururu bastır ve bir içki getir. Kefaret artırmak için gururunu bastırıp içkiyi getirmelisin. Selena ona uzattığı bardağı olması gerekenden biraz daha sert de olsa aldı. İçki masasına gitti ve onu doldurdu. Lanet olası sürtük. Selena ona döndü. Bardağını geri verdi. Lütfen. Memnun bir şekilde başını salladı. Cevap olarak hiçbir şey söylemedi ve bir yudum alarak ondan uzaklaştı. Ve yine de Selena kendini bir kazanan gibi hissetti. Gururunu yendi. Ve bunda çekişmekten daha fazla onur vardı.
Selena'nın hiçbir şeyi kanıtlaması gerekmiyordu. Çoktan kendisine ve başkalarına her şeyi kanıtladı. Josephine Selena'ya yaklaştı ve kulağına fısıldadı. Biz görevimizi yaptık. Sanırım gitmeliyiz. Nasıl istersen. Çıkışta Mary'nin hizmetçisiyle karşılaştılar. Josephine'in yüzü anında değişti. Yüzü kızardı. Parmakları hararetle elbisesini ve saçını düzeltmeye başladı. Hizmetçi de utandı. Gözleri koştu. Josephine'in gözlerine bakmamaya çalıştı. Gidiyor musunuz? Evet, maalesef ama belki isterseniz... Bir ara akşam yemeğine gelir misiniz? Selena şok. Hizmetçilerin gözleri korkudan genişledi. Üzgünüm, sanmıyorum. Onu bu kadar korkutan ne? Ah, gitmem gerek. Başını kaldırmadan salona koştu ve Josephine'le konuşmamak için misafirlere zorunlu olarak yardım teklif etmeye başladı. Selena sorgulayıcı bir şekilde ama o sadece kasvetli bir şekilde söyledi. Hadi gidelim. Köşke döndüklerinde dışarısı çoktan kararmıştı. Liam. Josephine kimse cevap vermedi ama oturma odasında sesler duyuldu. İçeri girdiklerinde Liam sandalyesinden kalktı. Sevinçle kollarını uzattı. İşte güzel bayanlar. Sakıncası yoksa Bert'i Bay Rob'la tanıştırmak için çağırdım. Çünkü onun portresini yapmak üzere. Josephine Liam'a koştu. Yüzüne dokundu. Çok solgunsun. Hasta mısın? Liam gülümseyerek uzaklaştı. Abla, biz seninle anlaştık. Benim için bu kadar endişelenmemelisin. Rob arkası diğerlerine dönük olarak şöminenin yanında durdu. Ama döndü ve Selena'ya baktı. Bakışlarında inançsızlık ve bir çeşit hile beklentisi okunuyordu. Bert sandalyeden kalktı. Josephine'e yaklaştı. Ve Bert'ciğimiz. Bert'i de çok severim. Üzgünüm, uzun zamandır uğramadım. Sorun değil Bert, seni gördüğüme sevindim. Josephine tekrar kardeşine endişeyle baktı ama Liam artık ablasının heyecanına dikkat etmiyordu. Sanatçının yanına gitti, ona sarıldı ve Selena'ya hitaben söyledi. Lily hafızasını kaybetti, o yüzden sizi tekrar tanıştıracağım. Bert ve ben sanat okuluna gittik. Orada en yeteneklisiydi. Liam omzunu daha sıkı sıktı, gergin gülümsemesi gizli bir kırgınlığı gizledi. Merhaba Lilith. Bert Selena'nın elinden tuttu, üzerine eğildi. Ama kaşlarının altından kıza bakarak tereddüt etti. Neden öyle bakıyor? Ona gülümse, duygularını gösterme. Gülümse. Selena başını biraz aşağı indirdi ve ona hafifçe gülümsedi. Bert'in gözleri anında parladı. Onun iyiliğine tek kelime etmeden yanıt verdi. Bert'le ilişkiniz düzeldi. Sonunda Bert elinin arkasını öptü ve doğruldu. Selena hemen ellerini arkasına sakladı. Bert şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Ve Liam'ın sözlerini az önce not almış gibi ona farklı gözlerle baktı. Beni gerçekten hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Heyecanla ona baktı. Belki kafanı vurdun. Bir doktora gitmen lazım. İyiyim, teşekkürler. Josephine Bert'in elini tuttu ve onu masaya götürdü. Gelecekteki portreyi tartıştınız mı? Rob, oturun. Hayır, böyle iyiyim. Teşekkür ederim. Rob hevesli görünmüyordu ama bir şekilde sahibin fikrine karşı koymadı. Liam bir sandalyeye oturdu. Pencereye döndü. Bacağını bacak üstüne attı. Bert nazik, büyüleyici bir gülümsemeyle gülümsedi ve Selena'yı çağırdı. Lilith, bize katıl. O oturduğunda Bert kollarını sıvadı. Selena ile hem Rob'u hem de Josephine'i görebilmesi için sandalyeyi itti ve konuştu. Portrede karmaşık bir şey yok. Sizden istediğim tek şey sabır. Resmi evimde çizeceğim. Konağın yakınında bir ev gördüyseniz o benimdir. Bert güven, güç ve sevgi yayıyordu. Sadece neye olduğu belli değildi. İşine ya da onu çevreleyen her şeye. Konuştuğunda sadece ona bakmak istedim. Ve insanlar üzerindeki izlenimin farkında olduğunu görülüyordu. Rob ellerini önünde kavuşturmuş, somurtkan bir şekilde baktı. Her sözü düşmanca, hafif bir alayla algıladı. Bert de hayat kaynıyordu ve Rob sakindi. Selena Liam'a baktı. O hala oturmuş, düşünceli bir şekilde pencereden bakıyordu. Kaşlarının arasındaki kıvrım, içsel bir mücadeleden.
ve hatta acıdan bahsediyordu. Ondan yüce, neredeyse edebi bir hüzün yayılıyordu. Josephine ellerini çırptı. Ah, bu harika olacak. Ne diyorsun diyeyim? Arkasını dönmeden cevap verdi. Umarım Bert tablo konusunda uzatmaz. Sizi temin ederim. Her şey zamanında olacak. Bert, ne zamandan beri resim yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bert, Selena'nın onunla konuştuğuna gülümsedi. Garip bir gülümseme. Belirsiz. Ah, doğduğumdan beri bu tutkuya sahibim. Liam gibi. Ne zamandan beri otel için resim yapıyorsunuz? Uzun zaman önce. Bu bizim kart vizitimiz. Totspel'in ana otelini süsleyen, resimle ölümsüzleştirilen yüzünü kim görmek istemez ki? Şehirde başka oteller var mı? Rob'un sözlerinden rahatsız olan Josephine gururla yanıtladı. Tabii ki hayır, yoksa iflas ederlerdi. Rob sırıttı, bu Josephine'i daha da kızdırdı. Pekala, sanırım Bay Rob'un başka sorusu yok. Her şey çok açık. O zaman yarın görüşürüz. Bert kalktı ama başını tuttu, yüzü ağrıdan buruşmuştu. Sandalyeden tutundu, yoksa yere düşecekti. Yine mi başın ağrıyor? Liam fırladı, masaya doğru yaklaştı. Bir resim çizebilir misin? Bert yüzünü buruşturarak başını salladı. Mary'e gitmelisin. Mary. Mary'nin bununla ne ilgisi var? Baş ağrın neden? Josephine Liam'la bakışlı. Rob Bert'e ihtiyatla baktı. Sanatçı yanıt olarak sadece güldü. Lütfen endişelenmeyin. Mary'e gideceğim. Söz veriyorum. Biraz dinlen. Evet, sanırım gideceğim. Bay Rob, tanıştığımıza memnun oldum. Karşılıklı. Lilith, Bert'e eşlik et. Tamam. Herkese iyi geceler. Selena Bert'i kapıya kadar geçirdi. Birkaç kez durdu. Hala başını tuttu ve ağrı azaldığında yürümeye devam etti. Başına ne oldu? Migren, önemli bir şey değil. Kapıda tekrar durdu ama baş ağrısından değil. Sanki konuşup konuşmamakta tereddüt ediyormuş gibi ama yine de sordu. Benimle liman kıyısına kadar yürür müsün? Burada bir liman mı var? Bert ona yakından baktı. Gözleri onu çıplak görüyor gibiydi. Ne? Hiç, sadece. Hiçbir şey hatırlamaman çok garip. Selena sadece omuz silkti. Siz hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Peki ne, yürüyecek misin? Neden olmasın? Manyak olduğu ortaya çıkarsa cebimde onun için bir bıçak var. Selena kendini sakinleştirdi, silahı yokladı. Ama Bert'in fark etmemesi için hemen elini çekti. Ama değilse ondan çok şey öğrenebilirim. O zaman lütfen. Bert kenara çekildi, cesurca elini uzattı ve Selena'nın geçmesine izin verdi. Şehre çıktılar. Bert sessizdi. Selena'nın konuşmayı başlatmasını mı? Beklediği yoksa düşünceleriyle mi meşgul olduğu belli değildi. İlk başta Selena bu sessizlikten gerildi. Ancak kısa sürede sakinleşti ve sessizce yürüme fırsatı için minnettar oldu. Bütün kasabadan geçtiler ve kendilerini sahilde buldular. Bert doğrudan kuma oturdu. Ufka baktı. Burası iyi, değil mi? Selena yanına oturdu. Evet, çok güzel. Yine bir süre sessiz kaldılar. Sonra Bert aniden konuştu. Bana burayı sen gösterdin. Evet, her yere yetişmişim. Çok doğru. Bert güldü, limana doğru bir çakıl attı. Komik. Belki bu beni kendinden uzaklaştırmanın bir yolu. Ya niye öyle bir şey yapalım? Bir de herkese hafızamızı unutmuş gibi davranacağız. Neden bahsediyorsun? Bert Selena'ya baktı, sinsice gülümsedi. Genelde romanlarda tam tersi olur. Bir kız bir erkek tarafından baştan çıkarılır ve sonra onu tanımıyormuş gibi yapar. Seni baştan mı çıkarmışız yani? O güldü. Sen çok garip bir kızsın. Seni baştan çıkardım mı? Öyle demezdim. Belki kısmen. Bütün hayatım işe adanmıştı. Kafamda sadece resimler vardı. Kızlar benden hep hoşlanıyordu ama onları ayıracak zamanım olmadı. Nasıl oldu bilmiyorum ama seninle çalışmayı unuttum ve dünyada başka zevkler olduğunu hatırladım. Selena yanaklarının kızardığını hissetti.
Lilito'nun ilk kız arkadaşı mıydı? Çok şaşırdım. Sadece bununla hiçbir ilgim yok. Selena ondan uzaklaştı ve yerine konması gereken bir ast gibi net bir şekilde konuştu. Bak, seninle aramda olan her şeyin benimle hiçbir ilgisi yok. Bert heyecanla işaret ettiği ellerini havaya yavaşça indirdi. Ona biraz daha yaklaştı ve hala gülümseyerek cevap verdi. Bunu anladım Lilith ve bırak sana baskı yapmayı, senin peşinden bile koşmayacağım. İyi arkadaş kalabiliriz. Cevap beklemeden ayağa kalktı. Ayakkabılarını çıkardı ve pantolonunu sıvadı. Sığlık olmalı. Deneyecek misin? Elini ona uzattı ve kalkmasına yardım etti. Selena, Bert ile olan ilişkiden biraz utandı ama bunun üzerinde durmamaya çalıştı. Ayakkabılarını da çıkardı ve suya girdi. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Limanda sığ su vardı ve su gerçekten sıcaktı. Küçük yosunlar ayaklarını gıdıkladı. Selena güldü. Bunu uzun zamandır yapmıyorum. En son ne zaman denizde olduğumu hatırlamıyorum. Çok çalışıyorsun. Evet, ama hoşuma gidiyor. Mola verene ve ne kadar çok şey kaçırdığını fark edene kadar seveceksin. Bert Selena'ya bakmadı. Sanki yakından bakmasının onu daha da utandıracağını fark ediyormuş gibi. Acı içinde kaşlarını çatarak başını tuttu. Migren? Evet, ama zaten geçiyor. Selena ay yoluna baktı. Çocukken başka bir dünyaya gideceğini hayal ederek onun üzerinde yüzmeyi severdi. Belki Bert haklıdır. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Selena çocuklukta olduğu gibi uzaklara yüzmek. Sanki orada derinlerde serbest bırakılmasını bekliyormuş gibi. Suya dalmak arzusuyla kaplandı. Bir adım daha attı ama keskin bir şeye bastı. Neyin var senin? Bert suyun altında titreyen ve dönen bir kan damlası gördü. Yüzü taş gibi oldu. Odaklandı. Gel buraya. Sorun değil ben. Bert dinlemedi. Selena'yı kucağına aldı ve sahilde yatan bir kütüğe götürdü. Yarayı inceledi. Cebinden bir mendil çıkardı ve bacağını bağladı. Kesik küçük ama yeterince derin. Yürüyebilir misin? Şimdi deneyeceğim. Bacağına bastı. Acı içinde yüzünü buruşturdu. Tatsız ama katlanılabilir. Yaranın bir an önce iyileşmesi için yatıp bacağına yüklenmesen iyi olur. Bert yürümesini kolaylaştırmak için Selena'nın elini omzuna koydu. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. Yardım etmekten her zaman memnun olurum. Bert ile ilişkiniz düzeldi. Şehre geri dönmeye başladılar ama tamamen kaybolmadan önce Selena arkasını döndü. Ve limana tekrar baktı. Sakindi, hareketsizdi, donmuş bir resim gibi. Görünüşte ölü ama herkesten daha canlı. Beni buraya getirdiğin için teşekkür ederim. Bir zamanlar ben de sana aynı şeyi söylemiştim. Liman geride kaldı. Şehre döndüler. Konağın kapısında Selena durdu. Tekrar teşekkürler. Bert gülümseyerek başını salladı. Onu ısıtmak istiyormuş gibi iki eliyle elini tuttu ve söyledi. Seninle tanışacağız. Bir kez daha. Elbette. Bert yabancıların ona dokunmasından hoşlanmadığını biliyormuş gibi onu hemen bıraktı. Pişmanlığını gizlemeden düşüncelerine güldü. İyi geceler Lilith. İyi geceler Bert. Selena bir süre daha kapıda durdu ve sanatçının figürü sise kapıldığında eve döndü. Salon karanlık ve boştu. Sakinleri odalarına saklandığı anda ev karanlığı yuttu. Her heykelin arkasında birinin gölgesi saklıymış. Her köşede bir silüet donmuş gibiydi. Döşeme tahtaları gıcırdadı. Mumlardan gelen ışıklar titredi. Rüzgar uğuldadı. Gevşek kapalı pencerelere çarptı. Konak kendi hayatını yaşıyor gibiydi. Ve sanki Selena onu rahatsız etti. Nedir bu düşüncelerindekiler? Selena topallayarak merdivenleri çıkmaya başladı. Evin sessizliği sağır ediciydi. Selena daha önce hiç olmadığı kadar kendini yalnız, kaybolmuş hissetti. Onun burada ne işi var ve evinin yolunu nasıl bulabilir? Selena taroluğa bir kez daha bakmak için resimlerin yanında durdu. Neden ben? Kaputun arkasına saklanan boşluğa, ısrarla, inatla, sanki tarolok ona cevap verebilirmiş gibi baktı. Bir hışırtı dikkatini çekti ve titredi, salona doğru döndü. Belki sadece fareler,
Selena duvardaki mumlardan birini aldı ve daha iyi görebilmek için elini uzattı. Karanlık sahiplerinden saklanan bir hırsız gibi ışığın önünde ayrıldı. Hiçbir şey. İkinci kata çıkmak istedi ama yandan gelen hareket mumu korkuyla tutarak donmasına neden oldu. Elbisesinin üzerine sıcak bal mumu damladı ama buna pek dikkat etmedi. Yavaşça resimlere baktı. Hala hareket etmeden ve kafasının pozisyonunu değiştirmeden. Ay o ne çirkin bir şeydi be. Mum ellerinden düştü. Selena resimden sıçradı. Tekrar çığlık atmak istedi. Ama ağzından sadece zayıf bir ses çıktı. Her şey karanlığa gömüldü. Ve 3. bölümün de sonuna gelmişiz. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar.